Fatih Terim ve Taylan Altaylı'nın maç sonrası görüşleri bu şekilde. Şimdi Genç Galatasaray Lazio karşısında ne yapar diye tartışılırken Serkan Korkmaz e, o tecrübesizliği değil tam tersi enerjiyi, dinamizmi iyi oynayan bir e, takımı gördük. Herkes çok istekliydi ve maçın başından sonuna kadar e, aslında hak eden diyebileceğimiz her ne kadar gol enteresan bir şekilde de e, gelmiş olsa Galatasaray e, gördük. Peki Galatasaray'ın bu genç oyuncu grubu Lazio gibi bir takım karşısında nasıl bu kadar dengeli bir oyun sergiledi? Bir kere çok sempatikler. Neden? Mesela Muhammed, Arda, Fenerbahçe'de. Bak yemin yemin ediyorum sana. Hani fanatizmden kırılan insanlarla izlediğim maçlarda bile e, rakip takımın genç oyuncusuna karşı sempati var. Evet. Mesela bir Galatasaraylı izlerken Muhammed iyi bir şey yaptığında o da coşuyor. O da havaya giriyor. Muhammed oynayınca o da mutlu oluyor. Arda'yı görünce aa bak sana ne kadar yüzü çocuksu ya daha bu çocuk diyor ama Arda iyi bir hareket yaptığında helal olsun ya çocuğa, helal olsun Pereira falan nidaları yükseliyor. Şimdi Galatasaray'ın dün akşam yaptığı işi biraz şöyle özetleyelim. Çok uzun süredir Avrupa'da ki Avrupa Fatih'i lakaplı bir kulübümüz. Ecnevileri yenmek için kurulmuş bir kulübümüz. Tablo ortada yani. Evet. Gerçekten berbat bir karne var. Bu kadar önemli bir takımı yenmeye çok hasretti Galatasaray. Bu Yani böyle bir galibiyetin 25.2 yaş ortalamalı bir takımla gelmesi... Yani Galatasaray'da artık yeni bir kapının, yeni bir maceranın başlangıcını müjdeliyor. Hani çok imtin şey ederek konuşuyorum, yani dikkat ederek konuşuyorum. Öyle yeri göğüde de yardırmak mümkün. Spor basınında dünyanın dört bir yanında bir galibiyetle yıldız yaratılır. Sadece Türkiye'ye mahsus değildir bu, bize mahsus zannedilir. İtalya'da, İngiltere'de de böyledir. Michael Owen mesela yelkenini rüzgarla doldurdu, Real Madrid'ler gördü ama bana sorarsan bir Burak Yılmaz'ın yarısı değildi. Bence öyle. Rüzgarı doldurdu. Biz kahramanlarımızı da yaratamıyoruz. Ama dün akşam hem Fenerbahçe'de hem Galatasaray'da o kadar çok kahraman var ki, özellikle tabii ki genç ve Türk oyuncuları bir tarafa koymak lazım. Diğer çocuklar da güzel çocuklar. Hani onlar da bizim futbolumuz için, bizim ülkemiz için hizmet eden kültür elçileri, işte ne bileyim bir Çıkıldağ, Çıkıldağ. bir Morutan, evet. onları da konuşmak lazım. Dün akşam bir kere sempatik bir Galatasaray vardı. Bak öne koyduğum sıfat bu benim Gürcan abi. Evet dinamik, genç, belki IQ'su çok yüksek değil ama şuurlu bir takım vardı. Şuurluydu, ne yaptığını, neden yaptığını bilen bir takım vardı. Taylan'ın maç sonu demeci bunu çok iyi anlatıyor. İlk, böyle bir maç sonu demeci gördünüz mü daha önce? İşte orta sahada yakın durduk, ee, şunu yapacaklarını biliyorduk. Evet. Neden? Dersini iyi çalışmış öğrenci, sınavda başarılı geçince <laughs> diye anlatıyor böyle heyecanla. Ee, Taylan ki... Hani takımın deneyimli, olgun isimlerinden biri oldu bu yaş ortalamasına bakıldığında yanılmıyorsam 27 Taylan, belki evet, 28 bile evet. olmuş olabilir. Yani ben dün her şeyden önce şuurlu, dinamik genç ama sempatik bir Galatasaray gördüm. Kazanan bir Galatasaray olması ayrıca önemliydi. Ee, golün nasıl geliştiğine takılmayalım. Biz yıllarca böyle gollerle ne maçlar kaybettik Gürcan abi. Bir kere de biz böyle kazanalım değil mi ya? Ya dün mesela. Evet. Hem şansı hem şanssızlığı aynı gün yaşadık. Fenerbahçe'nin de son dakika penaltısı. Ya evet. O da gol olsa ne güzel olacak değil mi? Kesinlikle. Ne güzel olacaktı. Gene güzel. Almanya'da berabere kaldık. Ne şimdi, var ya? Grup şimdi, maçı bu. Serkan'ın dediği yerden gidelim. Bence oradan gitmeliyiz. Tabelaları bir tarafa atalım. Ser... Tabi tabi tabelaları bir tabelaları kenara atalım. Yani kazanmış kazanmış. Ne olacak şampiyonluk tabii canım, kolay kay değil burada. Kaybede de bilirlerdi. Galatasaray'la Fenerbahçe konuşuyoruz. Aynen. Bu iki takım için. İki takımın bu seneki transfer politikaları yıldızsız bir döneme girdiler. Yani Fenerbahçe'nin yaptığı transferlerde de geldi Rossi mesela. Mesela geldi işte maç alır diyeceğimiz bir oyuncu yok ama hepsi gelişmeye açık oyuncu. Kesin. Gal Galatasaray'ın yaptığı transferlerde de böyle bir isim yok. Geldi her şeyi değiştirir ama hepsi gelişmeye açık bir oyuncu. ile Fenerbahçe ilk 11'lerinde 25 yaş altı 4-5 oyuncu oynatıyorlar. Ve belki de tarihlerinde ilk kez böyle bir modellemeye gittiler. Yani Beşiktaş'ın ki doğru bir transfer politikası Beşiktaş'ın ben dedi Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi oynayacağım. Şampiyonlar evet, oynuyor tabii ki bambaşka, ba, 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 bambaşka bir tabi bana, hikaye. Tabii bana e, kaliteli oyuncular lazım. E, i̇yi oyuncular lazım. Bir galibiyet 2,5 milyon euro. Yani onun hesabı e, o başka tabii kitabını yaptığın zaman ben bu yatırımı yaparım dedi. Doğru bir yatırımdır. İyi oyuncular aldı onlar onları. Trabzonspor dedi ki e, ben şampiyon olacağım. Şampiyonluk kaliteden, tecrübeden geçiyor. O da Haziran'da tok 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 Evet. E, hakikaten e, takım kalitesini arttıracak zaten bir, zaten bir oyunu vardı ama takım kalitesini arttıracak oyunculara gitti. Fenerbahçe ile e, Galatasaray işte denk bütçeli bitler falan filan derken mecburlardı bütçelerini de küçültmeye. Eko, hem ekonomik adına hem gel, gelişmek adına umut vaat eden e, taraftarın da hoşuna gideceği bir modelleme. Burada... İkisi ee, ikisi adına da ve teknik adamın yönlendirdiği tabii esas evet. esas teknik adamlar yönlendirdiği tabii esas, de esas sıdamı şurada veriyoruz ee, sonuçlar tam tersi olsaydı yani Mustera yeseydi o golü aynı oyunu e, seyretseydik Galatasaray'ın o Galatasaray taraftarı ya da bizim yaptığımız yorumlar bu kadar e, pozitif olur muydu yani doğrusu aslında ee, bizlerin de burada yaptığı konuşmalarda, yazdığımız yazılarda, taraftarlarla ettiğimiz sohbetlerde onlara bu yeni bakış açısını göstermemiz ve onların tolerans alanını geliştirmemiz gerekiyor. Ama gerekir. o zaman ben şey derdim, itiraf edeyim abi bak kimse söylemez bunu. O zaman derdim ki neden bu kadar eksik varken çok güzel transferler yaptınız. Tamam da neden bir tane iyi yedek bir kaleci, Muslera'yı forse eden bir kaleci almadınız? Derdim ne o, yalan söyleyeyim. O hep denir. Eğer öyle olsaydı. O hep denir zaten. Tabii. Değil yani o haksızlık da etmedi çünkü Trabzonspor maçındaki Galatasaray'la Lazio karşısındaki Galatasaray aynı oyuncular olmasına rağmen de aynı değildi. Çok daha farklı bir oyunduz dedi. Ben maçı seyrederken dün aklıma şu geldi. 2-0 2-2 Kasımpaşa. 2-0 2-2 evet, Trabzonspor. 1 evet. 0dan acaba gele, mi? mi olacak mı? Yani e, ki Lazio da böyle 4 saniyede falan rakip kaleye gidiyor. Ya evet, evet, acayip e, şey var. E, hücum e, sistemleri var. E, fakat bunlar ger, e, gerçekten önemli değil. İki takım adına da konuştuğumuz zaman ileride iyi olacak diye biliyorsunuz. Aynen. Ve bu e, modelleme içinde, o coşkulu oyun içinde, o sempatik e, tavır içine e, baktığımız zaman iki takım taraftarlarının da ya bizimkiler iyi yolda biz bunları sevelim diye yaklaştıkları anda yani o tırnak içinde hep müşteri diyoruz ya hı, hı. bu kadar para verdik kardeşim uzaklaşıp oyuncularını sevmeye başladıkları anda yönetimlerin de teknik direktörlerin de sahadaki oyuncuların da işleri daha da kolaylaşacak, daha çok risk almaya başlayacaklar, daha rahat oynayacaklar, şut atmaktan işte ne bileyim üç kişinin arasındaki arkadaşının arkasına pas atmaktan imtina etmeyecekler, deneyecekler sürekli. Gelişmek adına bu olmak lazım, Aynen. oynaması lazım, denemesi lazım. Hepimizin ama şunu da şey söyleyeyim, deneyimin de ne kadar önemli olduğunu da vurgulamak lazım. Hı hı. Bak Galatasaray ama için dikkat o... ederseniz, sempatik dedim, dinamik dedim, genç dedim, şuurlu da dedim ama Galatasaray'ın içinde bir oyun zekası, bir oyun lideri eksiği çek, hı. dikkat çekiyor. Tabii canım, yani o e, çok net ve belki de Fatih Hoca Galatasaray'da çalıştığı süre içinde ilk defa, geçen Levent abiyle de aynısı konuştuk, Yıldız'ı yok. Hep Drogbası vardı, Snyder'ı vardı, Hacisi. Hacisi vardı, Burak, Burak'a vardı. Hep bir yıldızı işte Falcao. Neyse yani, hep bir yıldızı vardı. Hatta birkaç yıldızı var. Belandası, Fegulisi neyse. Yani kağıt üzerinde şu anda ee, da var. Saba var ya Babel yani, olabilir normal hay, şartlarda. Şey olarak olabilir. Şey olarak baktığımız zaman e, Serkan'ın da dediği gibi işler kötüye gitti an. Bak babeli attı sahaya gene. Evet. Hem de büyük risk. O kadar eleştirilmiş babeli evet. ...öndeyken yine koydun. Neden? Ama maç öncesi Çünkü... söylemişti. Babel'den faydalanmaya evet. devam edeceğim diye. Çünkü neden? İşte yanıtını da dün aldık. Babel'in yanıtını verdi dün Fatih Hoca evet. eleştirenlere. Ben mesela Babel konusunda vicdansız eleştirmedim. Tabii ki eski Babel değil. Tabii ki daha iyisini vermesi lazım. Bu paraları alıyorsa çok daha iyi performans beklemek lazım. Ama Babel girdikten sonra bir rahatlama oluyor. Dikkat edin. Onlar da, çocuklar da rahatlıyor. Babel'e top atıyorsun. Sırtı dönük top alıyor. Orada bir oyalıyor. Abi oyalıyor. Hani o firan dediğin adam, biliyor. o firan ihtiyacın oluyor Tabii, senin işte, o frene. Hakemi yönetebiliyor. Aynen. E rakiple uğraşıyor. Ne bileyim gidiyor, dokunuyor, sinir sinirlendiriyor, biliyor. Çünkü bu maçları çok oynadı. Aynen. Ve e böyle bir haldeyken şunu kabul edelim. Lazio Galatasaray'da iyi takım. Tabii canım. Ya yani bunu bunu e kabul etmemiz lazım. Senden iyi bir takım karşısında öndesin dolayısıyla onun iyi tarafını göstermemesini sağlayacaksın. Nasıl sağlayacaksın? Mücadele edeceksin. Ama golden o, sonra da Galatasaray mücadele etmeyi tabii, bırakmadı. bırakmadı. ama golden sonra ne yaptı? Son 20 dakika kapandı kendi sahasında. Bu normaldir. Tabii. Aynısını Lazio da yapardı. Tabii, tabii, tabii. ya yani tabii. bir 0 öne geçen Aynı. Lazio olsa aynısı olur. Hayır, yani Lazio zaten bütün 45 yani golü yiyene kadar kapandı zaten. Bu iç girdikten sonra Lazio'nun da performansı arttı tabii. Ders niteliğinde Tehlikeli bir oyun abi. vardı evet. Lazio'dan. Sarri zaten çok özel bir adam. Bu arada Sarri Terim maç sonrası enstantaneyi gördün mü Gürcan abi? Sarri evet. Terim'e böyle yaptı. Sarri abi yapan hani şey değil yani e, Mihal Skibbe değil yani Sarri. Sarri şöyle yaptı baba büyüksün dedi yani bu kadroyla beni yendin dedi.